Aslında bu artış uzun süredir var. Son dönem dediğimiz pandemi döneminde de, pandemiden önce de bir artış vardı zaten. Ama son birkaç aydır sanki bir azalma eğilimindeydi. Yani biz daha az vaka görmeye başlamıştık. En azından devam eden, dirençli olan. Ama son bu 2-3 aydır tekrar bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Günlük poliklinikte tekrar sık sık görmeye başladık. Şöyle dirençli vakalar, yani tedaviyi tam uygulamamış, uyuzu tam geçmemiş, belli belirsiz kaşıntıları olan, önceden tedavi almış vakalar çoğunlukta aslında. Bu örneğin bazıları geliyor, 3 ay önce başlamış, bazı hastalarımıza 1 yıl önce başlamış, tedaviler kullanmış, geçer gibi olmuş yaraları, lezyonları, kaşıntıları, sonrasında bir tekrar başlamış. Böyle hastalar çok görüyoruz. Yani öncesinden bir bu atağı geçirmiş, bir tedavi olmuş, kendine göre veya aile bireyleri tedavi olmuş. Ancak sonrasında kaşıntı azalır gibi olmuş, tekrar vaka alevlenmiş gibi çok o şekilde gelen hastamız var. Buradaki en büyük problemimiz tedavinin doğru yapılmaması. Ve giydiği kıyafetler olsun, sosyal çevresi, ev ortamının da dezenfekte edilmesi gerekiyor. Mutlaka var. Çünkü uyuz en çok biliyorsunuz genital bölge gibi, işte karın bölgesi, vücudun biraz daha böyle saklı, kapalı bölgelerinde oluyor. Özellikle hastalara sorduğunuz zaman söylüyorlar. Ama diğer şekilde hastalar çok ifade etmiyor. Biraz daha çekinebiliyorlar. Hastalar biraz daha saklayabiliyor. Bu durumu öteleyebiliyor. Onun için hekimle bir temasa geçmeleri gerekli ve temasa geçen kişinin de yakın çevresinin, özellikle aile bireylerinin benzer şekilde şikayeti olsun olmasın. Bazen de şikayeti olmuyor. Bende bir şikayet yok diyor mesela aile bireyleri. O zaman benim kullanmama gerek yok. Ama şunu biliyoruz. Aile bireylerinde de temas olan kişilerde de bulaşıyor. Ama sonrasında lezyonlar çıkabiliyor veya bazen de çıkmayabiliyor. Ama çıkmaması taşımada anlamına gelmiyor. İşte ben çok temizim, uyuz bana bulaşmaz. Böyle değil uyuz mikrobu diyelim, akarı diyelim. Buradaki temas önemli. Bu sosyal hayat olabilir, iş yeri olabilir, ev içi olabilir. Uzun süreli temaslı olan kişilerde bir şekilde bulaşıyor. Yani hijyene çok dikkat eden kişilerde de bir şekilde bulaşma olabilir. Bunun insanların iç içe bulunması, yakın temas önemli diye söyleyebiliriz. Ama şu dönemde bir artış var. Bakalım yazında bu devam edecek mi? Beraber göreceğiz. Yakın temas olduğu her ortamda bir risk var diyebiliriz. Önceden karışım kremler kullanıyorduk. Hasta tüm vücuduna uyguluyorduk. Gerçi yine bazı hastalara uyguluyoruz. Eradike etmemiz uyuzu biraz daha kolay gibi duruyor. Neredeyse her gün uyuz vakalarını görüyoruz artık. Tedaviye özellikle uyum göstermeleri çok önemli. Çünkü şunları da görmeye başladık. Örneğin önceden uyuz tanısı almış hasta. Sonrasında ilacı defalarca kullanıyor. Bazen kendisi de alıp kullanıyor. O ilaç da deride iritasyon, eksemaya neden olabiliyor. Bu çok uyuz da karıştırılabiliyor. Böyle gördüğümüz vakalar da çok. Yani özellikle hekimlerini iyi dinleyip tedavi o şekilde yapmaları ve kendi başlarına da çok ilaç almamalarını öneriyorum. Çünkü eksema da tetiklenebiliyor uyuzla beraber. Sonra tekrar tekrar ilaç verilince de bu bir kısır döngüye giriyor. Uyuz tabii çok kaşıntılı bir hastalık. Alerjik hastalıklar da kaşıntılı olabilir. Tabii uyuzun özellikle tuttuğu işte eller, parmak araları, göbek çevresi gibi yerler özellikle çok tipiktir. Tabii dikkatli bir göz o uyuz böceğinin yaptığı, deri altında yaptığı bir takım tüneller vardır. Orada hareket ettiği, yürüdüğü, böceğin yürüdüğü tüneller oluşur. Onları görerek tanı konabilir. Tabii o böceğin hareketi sırasında bir kaşıntı ortaya çıkar. Çok ciddi bir kaşıntıdır gerçekten. Geceleri daha da artar. Burada şunu sorgulamak lazım. Evde başka kaşınan kimse var mı? Hakikaten böyle vakalar da geliyor. İşte çocuğa işte besin alerjisi, mesela süt alerjisi tanısı konmuş. Ama evde bütün aile kaşınıyor. Hepsi kaşınıyor. Bunu sormazsanız da söylemiyorlar. Sormak lazım. Hakikaten çok can sıkıcı bir hastalık. İşin kötüsü bu son 2 yıldır var olan uyuz vakaları oldukça dirençli vakalar. Klasik tedavilere direnç gösteren epey bir vaka var. Tabii daha çok cildiyeci arkadaşlarımız bununla ilgileniyorlar. Tabii böyle bir şey olduğunda hijyen koşullarına çok sıkı dikkat etmek lazım. İşte o çamaşırların, yatak takımlarının kaynatılması lazım. O verilen ilaçların çok doğru, düzgün şekilde kullanılması gerekir. Ama maalesef bütün dünyada olduğu gibi bizde de uyuz vakalarında bir artış var.
Bu tabii kişilerin kullandığı giysilerin başkalarının da kullanmasıyla da bulaşma söz konusu olabilir. Ev içi bulaşma dediğim gibi çok önemlidir. Alışveriş yerlerinde, işte giysi satılan yerlerde giyip çıkarılan giysilerle olabilir. Ama asıl bulaşma tabii ev içinde ve işte bazen de okullarda falan oluyor. Çok sık görmeye başladık. Bu bazen alerjiyle de karışabiliyor. Özellikle geceleri artan kaşıntı varsa, ailenin diğer bireylerinde de kaşıntı şikayetleri varsa, avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı gibi bölgelerde lokalize bir takım lezyonlar var ise bu durumda mutlaka şu an alerji dışı uyuz salgını da akla gelmesi gerekiyor. Bir diğer önemli husus da özellikle şu içinde bulunduğumuz dönemlerde bizim parvovirüs diye belirttiğimiz bir beşinci hastalıkla ilişkili döküntü çok sık görmeye başladık. Yine yaz aylarıyla birlikte ortak kullanılan havuzla birlikte el ayak ağız hastalığı gibi viral döküntülü hastalıklarda sık görülmeye başlanıyor. Özellikle bu konuda alerjiyle karıştırmamak gerekiyor. Avuç içi ayak tabanı tutulumu var ise burada da el ayak ağız hastalığı akla gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yaz aylarıyla birlikte bu artan havuz kullanımı ve havuz kullanımına bağlı olarak da ortak kullanım sonucu maalesef bu viral enfeksiyonlar da giderek yaygınlaşıyor. Anne baba kaşınıyor, çocukta da döküntüler var ve yanlışlıkla bunlara besin alerjisi olarak adlandırılıyor. Yani aslında çok küçük 3 aylık, 4 aylık çocuklarımızın anneleri süt, yumurta, buğday, kuru yemiş bir sürü gıdayı diyetinden çıkararak bize geliyor. Bu da anne sütü kalitesini bozuyor. Uyuz dediklerinde çok böyle temizlikle ilgili, kendileriyle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorlar ama bu aslında öyle bir şey değil. Özellikle siz dışarıda kıyafet denerken bile bu uyuz bulaşı olabiliyor. O yüzden evde yapılan bir temizlikle ilgili bir hata değil. O yüzden bu korkacak, utanılacak bir şey değil. Tedavisi olan bir durum. Genital bölgede, göbek çevresinde, aksiller dediğimiz koltuk altı, bunlar hep uyuzun sevdiği bölge.